Bunu yaptığın an kendine ve çocuklarına onun hakkını içine alarak bütün malını haram ediyorsun. Hayatını mahvediyorsun. Değer mi? İki kuruş daha fazla servetin olacak diye. Bunu nasıl yaparsın? İslam ta Uhud Savaşı'nın sonunda sahabeden bir zat işte kardeşi ölünce miras devreye giriyor. İki kız kardeş olmasına rağmen bütün miras ona veriliyor. Burada Peygamberimiz müdahil oluyor ve Kur'an ayeti geliyor. Allah kadınlara mirastan pay sahibi olma hakkını İslam'la beraber veriyor. İslam'la beraber elden almıyor. Biz kafamıza göre ilahi prensibi bırakıp Kur'an'a gözümüzü kapayıp kafamıza göre dedemizden, atamızdan gördüğümüz yanlışları uygulama hakkına sahip değiliz. Pınar Hanım bu işin takipçisi olsun. Hukuki mercilere gitsin. Vasiyetten dolayı bir evlat başkasıyla evlenmiş olsa dahi mirastan mahrum bırakılamaz.